Hepinize merhaba. Şimdi size tiroid hormonlarından ve asıl işi gören tiroid hormonunun ne olduğundan söz edeceğim. Şimdi tiroid bezi T3 ve T4 diye iki tane hormon sentezler. T4 hormonu depo hormondur. %80-85 sentezlenir. Bu tiroid hormonu, tiroid ilacı diye kullanılan eltroksinler, iki marka var biliyorsunuz. Bunlar da T4'tür. Yurt dışında T3 ve T4'ün bir arada olduğu ilaçlar vardır ama bunlarla doz ayarlaması zor olduğu için genel olarak tüm dünyada T4 preparatı kullanılır. Yani tiroid bezi %80-90 T4'ü, %10 da T3'ü sentezler. Bakın T3 ne kadar düşük miktarda, oranda sentezleniyor. Ama tiroidin fonksiyonunu yapan T3 hormonudur. Yani bütün tiroidle ilgili işi yapan aktif hormon T3'tür. Bu nedenle bütün T4'lerin T3'e dönmesi ve hücre içine girmesi gerekir sağlıklı bir tiroid fonksiyonu için. Şimdi ilaçlar da T4, işte onların da T3'e dönüp hücre içine girmesi gerekiyor sağlıklı bir tiroid fonksiyonu için. Siz istediğiniz kadar ilaç miktarını arttırın, yani T4'ü arttırın, yükseltin. Bu T3'e dönmedikçe, hücre içine girmedikçe sağlıklı bir tiroid fonksiyonu olmaz ve metabolizma da çalışmaz. Bu aslında bilimsel olarak kanıtlanmış ve bütün textbook dediğimiz bizim temel kitaplarımızda da yazan bir durumdur. Bu sadece normal insanlarda sekteye uğramaz. Mesela yoğun bakım hastalarında, ağır kanserlerde, ağır ameliyat geçirenlerde de T4'ten T3'e dönüşüm ve hücre içine giriş bloke olur. Burada da baktığınız zaman verelim T3'ü, işi görsün. O kadar kolay değil. Sadece T3'ü vermek de yetmiyor. Çünkü onun hücre içine girmesi gerekiyor. Nedir bu dönüşümde etkili olanlar, bildiklerimiz? Bir, stres kontrolü. İki, vitamin, mineral. Bunların normal düzeyde olması gerekiyor. Ve ilk üçüncüsü de beslenme. Çünkü bunlar kötü olduğu zaman vücutta oksidasyon, yani olumsuz ürünler çıktığı için, yakıt ürünleri, bunları temizlemesi kapasitesinin üstünde olunca T4'ten T3'e dönüşümde bloke olur. İşte biz bu lazer tedavisinde aslında buradaki enflamasyonu azaltarak verdiğimiz glutatyon ve C vitamini ile de T4'ü T3'e döndürüp hücre içine girmesine vesile oluyoruz. Şimdi nereden anlaşılır içine giriyor mu, girmiyor mu, dönüyor mu, dönmüyor mu diye? Aslında bunun tetkiki var. Yani T4 T3'e dönmüyor, reverse T3'e dönüyor. Reverse T3 hücrenin etrafını bloke ediyor, reseptörleri. Girmesi gereken T3 içeriye giremiyor. Reverse T3 tetkiki yapılıyor. Yani burada da kan aldırılıp yurt dışına gidip bakılıyor. Ama klinik olarak zaten bunu öngördüğümüz için biz tedavimizi bu şekilde yapıyoruz. İşte selenyum da bu aşamada önemli. Çünkü T4'ü T3'e dönüştüren enzimlerin içinde selenyum var. O nedenle bir miktar daha biz selenyumu vererek bu dönüşümü kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi tabii ki beslenme, stres kontrolü ve vitamin, mineraldir. Yaptığımız bütün kliniğimizdeki tedavilerde, lazer tedavisi, serum kürleri hep bu dönüşümü sağlamaya ve T3'ü hücre içine sokmaya yöneliktir. Bu videoda size T3 T4 hormonunun ne olduğunu, T3'ün neden bu kadar önemli olduğunu anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.